Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün Çiyang kitabımızda 8. bölümün 2. alt bölümünün toplam türevsellerle devam ediyoruz. İngilizcesi Total Differentials. Varsayımımız şu, birden fazla değişkenli tanım kümesinin her yerinde sürekli ve türevli yani yumuşak cici fonksiyonlarla çalışacağız. Başka bir deyişle uğraşacağımız fonksiyonlar f'ler. C1'in elemanları olacak. Yani sürekli ve en azından birinci dereceden türevli fonksiyonlar olacak bunlar. Çünkü türevlerini kullanacağız. Örnek bir toplam tasarruf fonksiyonu. İngilizcesi aggregate saving function. S eşittir. S, Y, I şeklinde gösterebiliriz. S saving'in şarfı yani tasarrufun İngilizce'de. Yani tüketmeyip kenara koyduğumuz demek tasarruf. Bu neye bağlı diyor? İşte bir gelire bağlı Y dediğimiz şey gelir biliyorsunuz. Bir de İ faiz oranına bağlı. Gelir arttıkça tasarruflar da artıyor. Ve faiz oranı arttıkça yani paranın getirisi arttıkça da tasarruflar da artıyor. İnsanlar tüketmek yerine daha fazla kenara koyup onu faizle değerlendirmeyi düşünüyorlar gibi bir varsayım hareket ediyor bu. Yani başka faiz değil de başka bir araçla değerlendiriyorlarsa onun getiri oranı olarak düşünmek de mümkün bu. Ama burada normal piyasa faizi olarak modellenmiş. Tamamen şey bir hani serbest piyasa tam bir kapitalist ekonomide çalıştığımızı varsayıyoruz. İçinde kredinin ve faizin de olduğu bir ekonomide. Evet. S dediğimiz şey toplam tasarruflar, aggregate saving. Bunlar tabii makro fonksiyonlar. Yani tüm bir ekonomi düzeyinde toplam tasarruflardan bahsediyoruz. Aggregate saving. Y ulusal gelir işte national income. I reel faiz oranı, real rate of interest. Bunlar böyle. Gelirden tasarruf eğilimi diye bir ölçü var. Marginal propensity to save out of income. MPS diye kısaltılıyor. Bu S'nin Y'ye göre kısmi türevi yani del S bölü del Y. Bunun işte pozitif olduğunu yani gelirle tasarrufun doğru orantılı olduğunu, gelir arttıkça tasarrufun da arttığını, gelir azaldıkça tasarrufun da azaldığını varsayıyoruz. Dolayısıyla S'nin Y'ye göre kısmi türevi veya del S bölü del Y pozitif. Bir de tasarrufların faize duyarlılığı var. Interest rate sensitivity of savings. Bu da SI diye adlandırdığımız kısaca kısmi türev. Yani del S bölü del I bu da pozitif. Yani reel faiz oranıyla tasarruf doğru orantılı. Reel faizler arttıkça tasarruflar da artar. Reel faizler azaldıkça tasarruflar da azalır. Evet, toplam tasarrufun toplam türevseli. Total differential of aggregate saving. Ha. Şimdi demek ki toplam türevsel diye bir şey var. Neymiş bu toplam türevsel? Şimdi türevseli öğrendik biliyorsunuz geçen şeyde. Geçen derste türevselin ne olduğunu öğrendik. Toplam türevsel deyince de demek ki bir kısmi türevsel de var. O kısmi türevlerin toplamı da toplam türevsel diyoruz. Yani tasarruftaki toplam değişim DS diye adlandırılıyor bu. Del S bölü del Y çarpı DY yani S'nin Y'ye göre kısmi türevseli DI eşit 0 I sabit tutulduğu takdirde ve artı S'nin I'ye göre yani faize göre kısmi türevseli yani orada da sanki Y sabit DI eşit 0'mış gibi. Şu iki kısmi türevselin toplamı da işte toplam türevseli veriliyor. Yani hem gelir hem faiz oranı değişirse, reel faiz oranı değişirse bunun toplam etkisi, tasarruflar üzerine toplam etkisinin ne olduğunu işte bu gösteriyor. Yani del S bölü del Y çarpı DY artı del S bölü del I çarpı DI. Bunu da SY DY artı SY DI şeklinde daha kısaca yazabiliriz. İşte del S bölü del Y dediğimiz şey aslında S'nin Y'ye göre kısmi türevi. DS bölü DY hangi koşulda i sabit ya da d'yi eşit 0 şeklinde yazabiliriz bunu. Bunun yani kısmi türevin en şey gösterimi budur. Del s bölü del i de ds bölü di hangi koşulda y sabit ya da d'ye eşit 0 koşulunda. Buradan işte ds'yi mesela çekersem değil mi? ds'yi d'ye cinsinden çekersen ds eşittir. Del s bölü del y çarpı d'ye olur. Her tarafı d'ye ile çarparsam yani şunu elde ederim. Bu işte kısmi türevsel. S'nin y'ye göre kısmi türevseli. Burası S'nin Y'ye göre kısmi türevi. Buradan DS'yi yalnız bırakıp türevsel haline getirirsem bunu. O da del S bölü del Y çarpı DY olur. Bu da S'nin Y'ye göre kısmi türevseli olur. İ'yi sabit tutarak. Aynı şeyi İ için yaparsam Y'yi sabit tutarak.
O zaman ds, del s bölü del i çarpı di olur. Şu işte. Bu da s'nin i'ye göre kısmi türevseli ne zaman y sıfır, y sabit ya da dy eşit sıfır olmak koşuluyla. İkisini topladığım zaman da tasarrufun toplam değişimini yani toplam türevselini bulmuş olur. İşte böyle. Peki. Şimdi iktisadi örnekler. Bir iki iktisadi örnek görelim. Başka sonra normal matematiksel örnekler falan da yapacağız. İktisadi örnekler, economic examples. Toplam fayda fonksiyonu, total utility function. Nedir? U işte. X1'den XN'ye kadar N tane mal ve hizmet tüketiyoruz. Bunlar da bize bir fayda sağlıyor gibi. Değil mi? Fayda fonksiyonu böyle bir varlık yapıyor. Yani bunun ölçülebileceği, dolayısıyla bunu bir fonksiyon şah halinde ifade edilebileceği varsayımından yola çıkıyor. U dediğimiz şey total utility, toplam fayda. X1'den XN'ye kadar mal ve hizmet sepeti, good and service bundle. Toplam faydanın toplam türevseli, total differential of total utility nedir? DU'dur. Yani del U bölü del X1 çarpı DX1 işte artı del U bölü del X2 çarpı DX2 filan artı 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 böyle gidiyor. Kaç? XN'ye kadar. Del U bölü del XN çarpı DXN'ye kadar. Hepsi bunların her bir toplama işaretiyle ayrılan bölüm birer kısmi türevsel. Bunları topladığımız zaman da toplam türevsel oluyor. Veya bunu işte du eşittir u1 çarpı dx1 artı u2 çarpı dx2 filan un dxn diye de ifade edebiliriz. Kısmi türevle şöyle u1'den un diye ifade edip böyle de olur. Daha kısa gösterimi de toplama işaretiyle şu sigma ile i1'den n'ye ui dxi şeklinde de gösterebiliriz. Veya du eşittir mu1 marginal utility yani marjinal fayda. Marjinal fayda 1 çarpı dx1 artı marjinal fayda 2 çarpı dx2 artı işte böyle gidiyor. Marjinal fayda ne çarpı dx ne? Neyinci malın marjinal faydasına kadar böyle gidiyor. Birinci maldan neyinci mala kadar. Böyle de ifade edilebilir. Yine iktisadi kavramlarla. Burada tabii şöyle bir şey var. Ona da dikkat etmek lazım. Burada x'lerin kendi aralarında birbirlerini etkilemediklerini varsayıyoruz. Yani her şey u'yu veya şeyi etkiliyor. İşte yani bağımlı değişkeni, tüm diğer bağımsız değişkenler hepsi bağımlı değişkeni etkiliyorlar ama bağımsız değişkenlerin kendi aralarında bir fonksiyonel bir ilişki yok. Yani birbirlerinden bağımsızlar diye varsayıyoruz. Bağımlı olurlarsa ne olacaklarını biraz sonra göreceğiz. Şimdi kısmi esneklikler, partial elasticity aynı şekilde bu olaydan şey de çıkarılabilir. Kısmi esneklik de çıkarılabilir. Buna partial elasticity deniliyor. Nedir? Esnekliğin formülü hep aynı. İşte yüzde delta değişim bölü yüzde delta değişim. Bağımlı değişkendeki yüzde değişim bölü bağımsız değişkendeki yüzde değişim. O zaman burada da ne olacak? İşte epsilon s'ye hep noktasal esneklikler tabii burada bahsettiğimiz şeyler türevlerle yapıyoruz. Del s bölü del y bölü s bölü y'dir. Ya da del s bölü del y çarpı y bölü s'dir. Çünkü nedir? İsterseniz şöyle de ifade edebilirsiniz. ds bölü s çarpı 100 bölü dy bölü y çarpı 100 diye ifade edebilirsiniz. Hangi koşulda? I sabit kalmak koşulu. Yani d'yi eşit 0 olmak koşulu. Onun için de kısmi esneklik. Çünkü yüzdenin yüzdeye bölümü. Ha, yüzleri sadeleştirdiğiniz zaman ds bölü s bölü dy bölü y kalır. Kısmi olduğu için de bunu ds bölü y kısmi çarpı s, şey bölü s bölü y diye ifade edebiliriz. Oradan da del s bölü del y bölü s bölü y ya da del s bölü del y çarpı y bölü s şeklinde tasarrufların gelire göre kısmi esnekliğini hesaplayabiliriz. Tasarrufların reel faiz oranına kısmi göre kısmi esnekliği de epsilon s'yi del s bölü del i bölü s bölü i o da eşittir. Del s bölü del i çarpı i bölü s'dir. Yine aynı mantıkla. Bunları daha genel tanımlarını yazıp oradan çıkarmayı da egzersiz olarak yapmanızda yarar var. Ha, epsilon uxi bu da fayda fonksiyonunun her bir i'inci mala göre kısmi esnekliği. O da aynı mantıkla ne olacak? Del u bölü del xi bölü u bölü xi olacak. i1'den n'ye kadar. Başka bir deyişle del u bölü del x'i çarpı x'i bölü u şeklinde de ifade edilebilir. Burada küçük x olacak tabii. Ondan sonra burada da mantık aynı. Yani y'ye göre s'nin y'ye göre kısmi esnekliğinde i'yi sabit gibi kabul ediyoruz. S'nin i'ye göre kısmi esnekliğinde de y'yi sabit gibi kabul ediyoruz. Yani birincisinde varsayım dy eşit 0, ikincisinde de dy eşit 0.
ya da y sabit, ikincisinde de i sabit. Bu varsayım altında yaptığımız için de kısmi oluyorlar. Ona dikkat, kısmilik bu demek. Yani bir değişkeni değiştirip diğerlerini sabit tutmak. Diğerlerinin değişmemesi. Ceteris paribus dediğimiz şey. Peki bir takım matematiksel örnekler. Şöyle çabucacık görelim. İşte bu dördüncü baskıda var. Bunlar üçüncü baskıda yok bunlar. Bunun için dördüncü baskıdan buraya aktardım. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarının toplam türevlerini bulunuz demiş. A, B pozitif olmak kaydıyla. Nedir? U, x, 1, a işte. İlk birincisi U, x, 1, x, 2 eşittir. A, x, 1 artı B, x, 2. Ne olacak? Bunun x, 1, birinci mala göre kısmi türevi değil mi? Çarpı dx1 artı ikinci mala kısmi türevi çarpı dx2. Yani a çarpı birinci mala göre kısmi türevi del u bölü dx1 a. İkinci mala göre kısmi türevi del u bölü dx2 de b. Buna u1 u2 de diyebiliriz. Ve de o zaman formülü ne bu şeyin? du'nun u1 dx1 artı u2 dx2. Yani a çarpı dx1 artı b çarpı dx2. Ne kadar kolay değil mi? Sonra ikinci fonksiyon u x1 x2 x1 kare artı x2 2 küp artı x1 x2. Burada da aynı şeyi yapacağız. D del u bölü del x1. Yani ilk önce bu şeyin fonksiyonun x1 x2'ye hangi argümanlar varsa içine ona göre kısmi türevler alacağız. Sonra da onları o hangi x ise onun d eksi ile çarpacağız. Yani küçük türev serili değişimiyle çarpacağız. Nedir bunun x1'e göre türevi? 2x1. Burada x1 yok, 0 artı 2. 2x1 artı 2 u1. Yani del u bölü del x1. Del u bölü del x2 yani u2 ise bunun x2'ye göre türü. x1 karede x2 yok, 0 artı 3x2 kare artı x1. İşte o da burada 3x2 kare artı x1. O zaman du ne olacak? u1 çarpı dx1 artı u2 çarpı dx2. Bakın daima ilk önce formülünü yazıyor, hatırlatıyor kendine. Siz de böyle yapın. Daima ilk önce formülünü yazın. Formül listenizde hazırlamayı unutmayın. Sınavda lazım olacak biliyorsunuz. Test yapıyoruz. Testte her şeyi böyle kitap karıştıracak zaman yok. Formül listeniz, kitabın özetiniz hazır olsun elinizde. Ondan sonra u1 dx1 artı u2 dx2 neymiş işte? 2x1 artı x2 çarpı dx1 sonra artı 3x kare artı x1 çarpı dx2. Gayet güzel. Üçüncüsünde de x1 üzeri a çarpı x2 üzeri b, bu bizim işte Cobb-Douglas modeli o fonksiyonlar. Ondan sonra nedir? Del u bölü del x1 yani u1'i alalım. A başa iniyor. A çarpı x1 üzeri a eksi 1 çarpı x2 üzeri b. Arkadaşlar bazen bu x2 üzeri b'yi unutuyorlar. Yanlış oluyor. Dikkat edin. Bu burada sabit gibi. x1'e göre türev alırken x2 sabit. Dolayısıyla bu da çarpan c gibi bir çarpım olsaydı, burada bir katsayı olsaydı o da gelecekti değil mi? Dolayısıyla x2 üzeri b de geliyor. Yani şu şeyin türevi a çarpı x1 üzeri a üzeri eksi a eksi 1 değildir. Bunun bir de x2 üzeri b ile çarpımıdır. Şudur. Bu çok yanlış yapılıyor burada. Şimdi istersek bunu şöyle de yazabiliriz. Burada x1 üzeri eksi 1 var. Dolayısıyla onu aşağı alıp işte burayı a'yı bırakıp a çarpı x1 üzeri a x2 üzeri b bölü x1 yani a çarpı aslında ne oluyor? U bölü x1 şeklinde de yazabiliriz bunu. Cobb-Douglas fonksiyonunun bir özelliği. Daha sonra geleceğiz. Bol bol uğraşacağız. Del u bölü del x2 de u2. O ne? Bu sefer bunun x2'ye göre kısmi türevi. B'yi başa indirelim. B çarpı x1 üzeri a. Orası sabit. Çünkü x2'ye göre türev alıyoruz. x1'i sabit tutarak değil mi? Kısmi türev bu. Dolayısıyla b çarpı x1 üzeri a çarpı x2 üzeri b eksi 1. Şurada sunumda doğru bu. Burada kaymış abi. Şurada bir eksi var. O eksi buraya kaymış. X2 üzeri b eksi 1. Evet tamam. Dolayısıyla o eksi 1'i de aşağı indirince x2'yi o zaman ne olur? B çarpı x1 üzeri a x2 üzeri a b olur. Dolayısıyla b çarpı u bölü x2 şeklinde yine bu şekilde bulabiliriz. O zaman du'su yani bunun türevseli, toplam türevseli ne? Bunların toplamı işte a çarpı x1 üzeri a eksi 2 üzeri b bölü x1 hepsi çarpı dx1 artı b çarpı x1 üzeri a eksi 2 üzeri b bölü x2 hepsi çarpı dx2. Bunları toplayınca da işte toplam türevseli buluyoruz. Yani x1 x2 ikisinde de değişiklikler olursa artı veya eksi, küçük veya büyük neyse onların sonucunda fayda fonksiyonun toplam değişimi. Bir malda olan tüketimimiz artabilir, öbürü azalabilir.
Ona göre onlar da bu katsayılarla çarpılarak işte buna etkiliyorlar. Her biri birer etki kanalı bunların aslında. Onları da çizeceğiz, göreceğiz. Ha, burada 8-2 bu kadar kısa. Onun egzersizleri burada. Kitaptan şeyden aldım. Çok benziyordu onun için bir tek set. Yani 3 ile 4'ü birleştirdim. Hepsi var burada. Ondan sonra siz de yapın. Sonra da yine çözeceğiz, şey yapacağız. Vizeye de yaklaşıyoruz. Bu şeyleri de çözmemiz lazım. Akşam 6'lara gelin. Evet, 8-3'e geldik. Bugün hızlı gideceğiz biraz çünkü küçük küçük konular. 8-2'yi yaptık. Şimdi 8-3'ü yapacağız. 8-4'ü de yapacağız. Hepsi küçük 3-4 slide'lık şeyler bunlar. Ha, şimdi 8-3 türevsel kuralları. Differential rules ya da rules of differentials. Nedir? Burada hiç kanıt falan yapmayacağız. Çünkü türev kurallarıyla aynı. Sadece bildiğimiz türev kurallarının türevsel olarak ifade edilmiş halleri. Yani bunların kanıtlarını türevlerde yaptık. Elimizde türevler varsa da o türevleri uygulayarak bunların kanıtlarını şeyleri yapabiliriz. Yani kanıt yapmaya bile gerek yok. Bildiğimiz türev kurallarının türevsel olarak yazılmış halleri. Dolayısıyla da direkt şey yapıp uygulayacağız. Şimdi y dediğimiz şey f(x1, x2), u x1, x2'nin fonksiyonu yine ve x1, x2 bunlar hepsi x1, x2'nin fonksiyonları. K sabit bir reel sayı, yani R'nin bir elemanı. dy dediğimiz y'nin türevselinin formülü işte f1 çarpı dx1 artı f2 çarpı dx2. Yani f'nin birinci değişkene göre kısmi türevi çarpı birinci değişkendeki değişim artı f'nin ikinci değişkene göre kısmi türevi çarpı ikinci değişkendeki değişim dx2. Bu da işte toplam türevselinin formülü. K reel bir sayı. U dediğimiz şey f(x1, x2) v dediğimiz şey de g(x1, x2) şeklinde de ifade edebiliriz bunları. İster u'yu ux1x2 veya fx1x2, v'yi de vx1x2 ya da gx1x2 diye de ifade edebiliriz. Şimdi ilk kuralımız ne? Sabitin türevseli sıfırdır. Sabitin türevi sıfırsa türevseli sıfırdır. Sabit zaten değişmeyen demektir. Değişmeyenin değişimi sıfırdır. Bunun gayet anlaşılır, değil mi? İsterseniz de sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. 0 çarpı dx1 ya da dx2 neyse sıfır. Da neyi çarparsanız çarpın sıfır verir sonuçta. Ha, genel polinom şeyinin ya da momunun türevseli d çarpı c şey d yani türevsel d diferansiyelden geliyor bu arada differential. Eski kitaplarda diferansiyel lafını da bilirsiniz. Türkçe'de karşınıza çıkarabilir. Eskiden kullanılırdı, şimdi türevsel daha çok kullanılıyor. C çarpı u üzeri n'nin türevseli ne olacak? Bunun türevi çarpı du olacak. Yani c'yi başa indirdim. Çarpı nu üzeri n eksi 1 çarpı du. Evet. Burada bir y demişim. Ne alakası var bilmiyorum. dy olacak herhalde bu. Bunun bu böyle bir şeye ya da fazladan kalmış. Şuna gerek yok. Bu neye eşittir? C çarpı n u üzeri n eksi 1 du dediğimiz şey u kendisi de fx1 x2 olduğuna göre u'nun birinci değişkene göre türevi çarpı dx artı u'nun ikinci değişkene göre türevi çarpı dx2 ile bunları toplayıp şununla çarpmamız lazım. Yani ilk önce türevini alıp sonra du ile çarpıyoruz ama u kendisi de x1 x2'nin fonksiyonu olduğu için orada zinciri tamamlamamız lazım. Burada zincir kuralı. Dolayısıyla burada du ile çarpınca o du'yu da açmak lazım. Yani u1 dx1 artı u2 dx2 şeklinde ve bunu c çarpı n u üzeri n eksi 1 ile çarpmak lazım. İşte toplam türevsel bu şu şey bu fonksiyon. Burada biraz fonksiyonu durumu var. Yani zincir kuralı var. Du artı v iki fonksiyonun toplamının türevseli. Türevsellerinin toplamıdır. Farkının türevselleri de türevsellerinin farkıdır. Türevsel de türev gibi doğrusal bir işlemcidir. Sabit de çarpımın da türevseli, türevselin sabit de çarpımıdır. İki fonksiyonun çarpımının türevseli de işte bildiğimiz kuralın türevsele uygulamasıdır. Böyle de aynı şekilde. Bakalım. DU çarpı V iki fonksiyonun çarpımının türevseli. V çarpı DU artı U çarpı DV'dir. Yani her seferinde birinin türevselini alıp diğerleriyle çarpıyoruz. Bildiğimiz türev kuralının türevsel halde yazılmışı. Kanıtı da aynı şekilde yapılabilir. Türev kuralı varsa elimizde oradan türevsele dönüştürmek gayet kolay. Demek ki DU çarpı V, VDU artı UDV'dir.
Evet, ya da UDV artı VD olur, nasıl severseniz. DU bölü V ise V çarpı DU eksi U çarpı DV bölü V karedir. Tabi bu U ve V bir başka bir şeylerin fonksiyonu ise o bu DU DV'yi de ayrıca ona göre türevsel olarak açmak gerekir şurada yaptığımız gibi. Burada uzatmamış ama yani gerekirse bu şu şekilde açılabilirdi bu DU DV'lerin. DU'yu işte U1 DX1 artı U şey U2 DX2 DV'yi de V1 DX1 artı V2 DX2 şeklinde açabiliriz. Paydada da V kare var. Tabii V sıfırdan farklı olacak ki bu şey tanımlı olsun. İkiden fazla fonksiyonlarda da aynı şekilde bunları genellemek mümkün. U artı eksi yani artı veya eksi V artı veya eksi W olursa bunun türevseli her birilerinin türevselinin her biri içindeki fonksiyonun türevsellerinin toplamı farkı veya işte hangisinin başında artı varsa o artı ile geliyor. Hangisinin başında eksi varsa o eksi ile geliyor diye düşünebilirsiniz. Yani DU artı DV artı DW veya DU eksi DV eksi DW 1 artı 1 eksi filan istediğiniz çeşitli şeyleri çıkarabilirsiniz burada. Ha, 3 fonksiyonun çarpımı olursa 10 fonksiyonun çarpımı olsa yine bir şey değişmez. Her seferinde birinin türevseli 10 ve diğerleriyle çarpılıyor. Yani U ve W'nun türevseli V çarpı W çarpı DU artı U çarpı W çarpı DV artı U çarpı V çarpı DW'dur. İşte bu şekilde 10 tane de olsa böyle böyle açabiliriz. Ha bir de kanıtı basit bir kanıt. Burada bir yani bu kanıtı da vermeye gerek yok ama daha evvel yapmıştık şeyde türevlerde, türevsellerde de hani ikilisi varsa elimizde oradan üçlüye geçmek kolay. V çarpı D, V çarpı W ya Z dersek o zaman DU çarpı V çarpı W ne oluyor? DUZ oluyor. İkilisi varsa bu UDZ artı ZDU'dur işte ikisinden. DZ nedir? W çarpı DV artı V çarpı DW'dur. Bunu da U ile çarparız. Bu Z dediğimiz şey V çarpı DW, V çarpı W. Bu da DU ile çarpılıyor. Hepsini şey yapıp sıraya koyduk mu? V çarpı W çarpı DU artı U çarpı W çarpı DV artı U çarpı V çarpı DW şeklinde de çıkabilir. Bu da basit bir kanıt genelleme. Bir örnek yapalım. Allah Allah, burada niye bunlar böyle şey yapmışlar? Burada bir işaretler şey yapmış, şaşmış ne olmuşsa. Tuhaf. Nedir bilmiyorum. Çok da sorun değil. Pekala. Şimdi y eşittir birinci örnek. 5x1 kare artı 3x2 yani şunu u artı v gibi düşünebiliriz. Veya tek bir fonksiyon olarak düşünüp onun türevlerini alabiliriz. Yani dy'yi f1 dx1 artı f2 dx2 gibi görebiliriz. F1 dediğim şey 5x1 karenin türevi 10x1. Burada zaten x1 yok. 0 yani 10x1. 10x1 çarpı dx1 artı burada birincisinde x2 yok. Dolayısıyla 0 türevi. 3x2'nin türevi de 3'tür. Buradan da 3dx2 gelir. Dolayısıyla dy eşittir. 10x1 dx1 artı 3dx2 şeklinde yazabiliriz. Ya da bunu şey diye düşünebiliriz. Dy iki tane fonksiyonun toplamı gibi düşünebiliriz. O zaman dy du artı dv olacaktır önceki formülden. Yani 5x1 karenin türevseli artı 3x2'nin türevseli diye de görebiliriz. 5x1 karenin türevseli 10x1 artı 0dx2 dolayısıyla 10x1dx1 artı 3x2'nin türevseli de 0dx1 artı 3dx2 o da 3dx2 dolayısıyla işte 10x1dx1 artı 3dx2 şeklinde yapabiliriz. Örnek 2 y eşittir 3x1 kare artı x1. Ha burada bir şey var galiba. Ok varmış. Ok işareti. Yani mantık oku tuhaf bir şey olmuş nedense. Niye böyle oldu bilmiyorum. Muhtemelen şeyle ilgili. Ne derler? Dosyanın formatı ile ilgili bir şey. Y eşittir. Ha ikinci örnek. Y eşittir 3x1 kare artı x1 x2'nin karesi. Yani bunu işte istersek u artı v gibi de düşünebiliriz. Her bir parçasını bir fonksiyon gibi görebiliriz. İster düz açarız. Yani f1 artı f2 dx2 şeklinde açabiliriz. O zaman bu ne verir? dy eşittir. Şunun x1'e göre türevi 6x1 artı x2 kare çarpı dx1 artı x2'ye göre türevi burası 0 artı x1 x2 dx2. Tamam. Veya
Veya dy eşittir du artı dv formülüyle yaparız. D3x1 kare artı DX1x2 kareyi yaparız. 6x1 DX1 artı 0 DX2. Onu sıfırı yazmayız. Burada da x2 kare DX1 artı 2x1x2 DX2. Dolayısıyla bunun tamamı da işte bu şu olur. Toparladığımız zaman 6x1 artı x2 kare çarpı DX2 DX1 6x1 artı x2 kare dx1 artı 2x1 x2 dx2 şeklinde toparlayabiliriz. Aynı şeyi böyle de buluruz. Örnek 3. Bunu kitapta çözüm var. Biraz uzun. Burada yapmayacağım. Siz kendiniz evde yapın. Ama önce kendiniz yapın. Sonra kitaptaki çözüme bakın. Kitapta da çözümü var. Uzun uzun anlatmış. Biraz uzun. Burada şimdi y fonksiyonu şu. Bir bölüm olayı var burada. X1 artı X2 bölü X2 X1 kare. X1 tabii sıfırdan farklı olmak kaydıyla. Bunu her iki şekilde de açabiliriz. Bir y'yi yani X1 X2'nin fonksiyonu f gibi bir fonksiyonu görüp d'ye eşittir. F1 DX1 artı F2 DX2 diye açabiliriz. Öyle açalım. Sonra da bunu bir bölüm u bölü v gibi görüp yani şurası X1 artı X2 u'dur. 2X1 kare v'dir. U bölü v şeklindedir bu. VDU eksi UDV bölü V kare formülüyle açabiliriz. Her ikisini de açın deneyin. En sonunda aynı şey çıktığını görün. Kitapta da çözümü var ama ilk önce kendiniz deneyin. Sonra kitaptaki çözüme bakın. Ben burada vakit kaybetmemek için şey yapmıyorum uzunca. Ha, 3'ün 8 3'ün egzersizleri de burada. Bunları da sonra beraber yine zorlarını şeylerini birlikte çözelim. Geldik 8 4'e. Şimdi toplam türevler. Ha. Toplam, şimdi ne yaptık? Bir kafamızı toplayalım bakalım. İlk önce değişim oranı ve türevi öğrendik. Sonra türevseli öğrendik. Değil mi? Ondan sonra toplam türevseli öğrendik. Çünkü kısmi türev ve kısmi türevsel de vardı. Onların toplamları toplam türevsel oluyordu. Şimdi de buradan toplam türeve geldik. Evet, 8-4. Toplam türevler, total derivatives. Ne demek bu? Şimdi burada artık bağımsız değişkenler de tam bağımsız değil. Biri diğerinin fonksiyonu gibi durumlar var işin içinde. Ve gerçekten bağımsız en uçta en bağımsız bir değişken var. Mesela şuradaki bakın bu şemalar bunlar etki şemaları veya akım şemaları diye adlandırılır bunlar. Kitapta başka bir ad daha veriyor buna bir en azından İngilizce kitapta da bir şey diyordu ama yani daha çok etki şemaları veya akım şemaları denir bunlara. Ondan sonra flow charts veya işte effect charts falan gibi şeyler söylenebilir. Ondan sonra nedir? Burada W diye bir en dışsal değişken var. Bu hem doğrudan F fonksiyonuyla Y'yi etkiliyor. Yani bağımlı değişkeni etkiliyor. Hem de X diye bir başka bağımsız değişken var. Ama o tam bağımsız değil. O da W'nun bir fonksiyonu. Y için bağımsız ama kendi başına bağımsız değil. W'nun bir fonksiyonu. G fonksiyonu. Dolayısıyla W G fonksiyonu üzerinden X'i, X üzerinden yine F ile Y'yi etkiliyor. Yani dolaylı bir etkisi var. Dolaylı etki, indirect effect. W aynı zamanda dolaysız bir etkisi de var Y'nin üzerinde. Ona da dolaysız doğrudan etkiliyoruz. Direct effect ya da direct effect. Indirect effect, direct effect, indirect effect, direct effect. X'i de söylenir. Dolaylı etki, dolaysız etki Türkçesi. Doğrudan etkide olur. Ha, şimdi akış şeması bu, mantık şeması bu işin. Bu şemaları da iyi şey yapın çünkü problemi daha karmaşık problemlerde bu şemalar olmadan olayı şey yapma içinden çıkmak mümkün değil. Bu şemalar bize işin mantığını gösteriyor. Onun için de bu şemaları da çizmeye, ondan sonra türevselleri toplam türevleri almaya alışın. Karışabilir işler yoksa ben keza sınavda da sorarım ayrıca. Şey yani öğrettiğim şeyi sorarım biliyorsunuz. Öğretmediğimi de sormam. Heh, şimdi y eşittir f fonksiyonu nasıl? X ve W'nun fonksiyonu. Y dediğimiz şey iki etmenden, iki faktörden etkileniyormuş. İki argümandan. X ve W iki tane değişken var. İki değişkenli bir fonksiyon. F dediğimiz bu. Y de bağımlısı. Ama X aynı zamanda GW yani bunun bir fonksiyonu kendisi de. X gerçekten tam bağımsız değil. W tam bağımsız. X ona bağlı. Y her ikisine birden bağlı.
O zaman bu toplam türevseli ne oluyor? Burada bakın iki tane zincir var burada aslında. İki kanal var. O iki kanalın toplamı olacak. Yani bir y'nin bir defa iki değişkeni olduğu için dy dediğim şey toplam türevsel fx dx artı fw dw olacak. Bu y'nin x ve w'ye göre toplam türevseli. Demin öğrendiğimiz şey, bir önceki konuda öğrendiğimiz şey. Toplam türevsel bu. Normal dümdüz açıyoruz. dy eşittir fx dx artı fw dw iki değişkeni olduğuna göre böyle. Ha, ondan sonra bu etkiler ne oluyor? Buradaki w'daki küçük bir değişiklik hem y'de bir değişikliğe neden oluyor hem de x'te bir dx'i değiştirdiği için onun üzerinden dolaylı bir etkisi de oluyor. Dolayısıyla da bunların hepsini şey yapmamız lazım. Toplam türevi alırken bunların hepsini hesaba katmamız lazım. Toplam türev dediğimiz şey ne? Şu. W'da küçük bir değişiklik olursa bunun y üzerindeki toplam etkisi. W'da ufacık bir değişiklik olursa bu y'yi nasıl değiştiriyor? Mesela kendisi y ile doğru orantılıysa fw dolaysız etki dolayısıyla arttıracaktır. W artarsa y de artacaktır. Dolayı şeyse bunlar doğrudan ve doğru orantılı etkileşiyorlarsa. Ama mesela x w artınca x azalıyorsa, ters orantılıysa x'in azalması sonucunda da y'de azalma olacaktır. Ve o zaman toplam etki buradan artış, buradan azalış, toplamı neyse ona göre y artacak veya azalacaktır. Dolayısıyla görüyor musunuz, işler karışıyor. Ha, şimdi o zaman ne yapalım? O zaman işte şu türevseli alalım. Türevsel daha açık. İlk önce türevselimizi alalım. Türevselimizi dw'ya bölelim. Çünkü ben neyi istiyorum? W'nun y üzerindeki toplam etkisini, yani dy bölü dw'yu, toplam türevi istiyorum. Toplam türev bu. Yani w'da bir birim değişiklik olduğu zaman y'de bunun getirdiği toplam değişiklik. dy bölü dw. Bakın artık bu del y bölü del w değil, kısmi türev değil bu. Bu artık toplam türev. Yani etkilerin toplamı. Bütün o etkilerin toplamını gösteren türev. Toplam türevsel, bunun türevsel hali. Bunu dw'ya böldüğüm zaman da toplam türev halini buluyorum. Yani dy bölü dw, fx çarpı dx bölü dw artı fw çarpı dw bölü dw oluyor. dy bölü dw, fx çarpı dx bölü dw artı fw çarpı dw bölü dw oluyor. Dolayısıyla dw bölü dw da 1 oluyor. Oradan şey yapıyor. W'nun kendi türevi 1. dx bölü dw, x'in w'ye göre türevi. G üssü x dediğimiz şey. Ondan sonra burada tabii kısmi türevlerden fx dediğimiz şey del y bölü del x. O dx bölü dw ile çarpılıyor. Artı fw del y bölü del w çarpı dw bölü dw. O da 1. Dolayısıyla burası ne oluyor? Şurası fx çarpı dx bölü dw artı fw oluyor. İşte böyle. Bu da işte toplam türevin sonucu bu. Ve daima siz olun. Kitapta başka şeyler de bazen yapabiliyor ama siz ilk önce toplam türevseli alın. Ondan sonra en bağımsız kimse ona bölerek toplam türevi bulun. Yanlış yapmazsınız o zaman. Peki şimdi bir örnek görelim. Sayısal bir örnek. Y eşittir fxw. Evet. Ve neymiş bu fonksiyon? 3x eksi w kare. İşte böyle x ve w'nun bir fonksiyonu. X kendisi aynı ama aynı zamanda 2w kare artı w artı 4. Yani x de w'nun bir fonksiyonu. X tam bağımsız değil. W tam bağımsız. En sonunda en bağımsız w. En bağımlı da y. Ha, ben neyi istiyorum? En bağımlının en bağımsıza göre türevi. dy bölü dw. İşte toplam türev bu. Ne olacak? Deminki formülünü çıkardım ya, işte o bir kanıt aynı zamanda. Oradan formülü çıkardık. Fx çarpı dx bölü dw artı fw olacak. Artık demin yaptığım hesabı tekrar yapmıyorum. Onu gösterdik. Yani y'nin w'ye göre türevi, toplam türevi, f'nin x'e göre kısmi türevi çarpı dx bölü dw artı f'nin w'ye göre türevi çarpı dw bölü dw, ama o 1 olduğu için yazmamış artık burada. 1 olduğu için yok oluyor, o şey oluyor. Çarpılıyor nasıl olsa. Ha, peki kimdir bunlar? F'nin x'e göre türevi 3. O burada. dx bölü dw, x'in w'ye göre türevi alalım bakalım. 4w artı 1 artı 0. Dolayısıyla 4w artı 1. O da burada. Artı f'nin
W'ya göre türevi ne o? Eksi 2 W. Ha, o da burada. Güzel. Her şey yerinde mi? Yerinde. Toplayalım bakalım yapalım. 3 kere 4 12. 12 W artı 3. Eksi 2 W. 10 W artı 3. Evet. Tamam. Peki sağlamasını yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Biz bütün bu hikayeleri bilmeden bu işi yapamaz mıydık? Yapardık. Nasıl yapardık? X'i W cinsinden direkt F'nin içine yerleştirir. Her şeyi yani X yerine X'in W cinsinden fonksiyonu şuraya yerleştirir. Her şeyi W'ye çevirir. Onun türevini alırdık W'ye göre. Aynı şeyi verirdi bu bize. Çünkü Y'yi W cinsinde ifade ettikten sonra onun W'ye göre türevini alınca işte toplam türevi bulmuş olurduk. Yani Y eşittir 3 çarpı x yani 3 çarpı 2 kere ve w kare artı w artı 4 hepsi eksi w kare. Yapalım. 3 kere 2 6. 6 w kare. 3 w artı 12 eksi w kare. 6'dan 1 çıktı. 5 w kare artı 3 w artı 12. İşte y'nin w cinsinden toplam ifadesi bu. Bunun da w'ya göre türevini aldığım zaman ne olur? D bölü d ve dw 10 w artı 3 işte. Aynı şeyi bulduk. Böylece sağlamasını da yapabiliriz. Niye peki şeye bu toplam türev dediğimiz hani biraz da uzunca işleme ihtiyacımız var? Çünkü her zaman içine yerleştirmek çok kolay olmayabilir. Zincir kuralında olduğu gibi öyle kolay değil. Çok böyle burada üslü, logaritmalı, üstelli bilmem ne de çok garip terimler karşımıza çıkabilir. Orada böyle içine yerleştirmek çok kolay olmayabilir de onunla. Evet, peki örnek 2 bu benim örneğim. Tiryaki Taylan örneği. Bu sabah daha kahvemi içemedim. Onun için biraz sonra ders bitince kahve içeceğim. Fena halde kahvem gelmiş vaziyette. İşte bu benim örneğim. Niçin? Çünkü kahve ve şekerli örnek bu. Ben bununla yaşıyorum. Benim motorum kahveyle çalışıyor. Evet. U eşittir. U, K, Ş. Kitaptaki şeyler böyle mi bilmiyorum ama ben böyle yaptım. K, K, K kahve, Ş, şeker. Dolayısıyla iki değişken X ve bilmem ne W yerine kahve, şeker. K, Ş, K kahve, Ş, şeker. U da benim Taylan valinin bundan aldığı fayda. Fena halde bağımlıyım bunlara. Şeye ne derler? Diğer şeyler ikincil. Onları boş vermişiz. Kahve ve şekerden toplam faydamı elde ediyorum. Böyle bir durum. Ha şimdi U toplam fayda. K kahve, Ş şeker. Güzel. Ş dediğimiz şey şeker aynı zamanda kahvenin bir fonksiyonu. Çünkü ben kahvemi şekersiz içemiyorum. Biraz şeker koyuyorum içine. Onun içinde her kahve içişimde bu şeker tüketimime de yol açıyor. Dolayısıyla da benim şeker tüketimim kahve tüketimimin bir fonksiyonu. Çok fazla tatlı yemiyorum. Eskiden daha çok yerdim, severdim ama şimdi daha az tatlı yiyorum tabii. Ondan sonra ama her kahve içişimde de birazcık şeker tüketiyorum. Dolayısıyla şeker tüketimim kahve tüketiminin G gibi bir fonksiyonu. Doğru orantılı. Ha, şimdi kahve ve şeker tamamlayıcı mallar. Complementary goods. O zaman U'yu UK ve Ş yazacağıma Ş yerine GK da yazabilirim. Bu şekilde de görebilirim orayı. Her şeyi K'ya da çevirebilirim. Şimdi DU dediğim şey yani toplam türevsel benim faydamdaki toplam değişim kahve tüketimindeki şeker tüketmeden kahve tüketimindeki değişim artı kahve tüketmeden şeker tüketimindeki değişim gibi görebiliriz. İkisinin kısmi değişimlerinin toplamı toplam değişim toplam türevsel bu. Yani del U bölü del K çarpı DK artı del U bölü del Ş çarpı DŞ. Bunların her biri kısmi türevseller. Toplayınca da toplam türevsel oluyor. Bakın şurada da onları oluşturan kısmi türevler var. Ha bunu istersem UK DK artı UŞ DŞ şeklinde daha kısa da yazabilirim. Bu daha güzel. Bu deller göstermek için iyi ama acelemiz varsa da şu şey not, kolay notasyonu, kısa notasyonu yazmakta da kolay olabilir. UK DK artı UŞ DŞ. Peki ben şimdi şunu merak ediyorum. Kahve tüketimimin bir bardak mesela kahve içtiğim zaman, fincan kahve içtiğim zaman bunun benim toplam faydamda yaptığı toplam etki DU bölü DK işte burada ok olması lazım. Tuhaf bir şey olmuş. DU bölü DK dediğim şey DU bölü DK yani bir fincan kahvenin mesela veya 1 gram kahve tüketimimin benim faydam üzerine toplam etkisi. Bir kahvenin kendi uyandırıcı, kendime getirici etkisi dolayısıyla oluyor. Bir de şeker tüketiminin dolayısıyla iki tane etkinin toplamından oluşuyor bu. O zaman ne olacak? İşte demin yaptığım formülü uygulayacağım. Del U bölü del K çarpı DK her şeyi bu sefer DK'ya böleceğim. Yani del U bölü del K çarpı DK bölü DK olacak. Çünkü DU bölü DK yapıyorum ya. Artı del U bölü del Ş çarpı DŞ
bölü DK olacak. Zincirin sonunda kahve var. Kahve hem kendisi etkiliyor hem de şeker üzerinden etkiliyor. Ha, bunun şemasını çizmedim mi? Önceki resimde şeması var zaten. Yani o zaman nasıl oluyor? DK bölü DK 1. Burası DU bölü DK UK artı UK çarpı 1 yani bu. Artı DU bölü DŞ UŞ. DŞ bölü DK'da Ş'nin Ş fonksiyonu GK olduğuna göre bunun türevi de G üssü K. İşte bu. Yani UK artı UŞ çarpı G üssü K şeklinde de böyle ifade edebilirim. Bunun etki şeması şu arkada olan. Diğerinde o. Şu şema. Veya şu şema. Yani şurada şu kahve, şu da şeker. Kahvenin hem doğrudan faydama etkisi var. Y dediği de U burada. Kahvenin hem doğrudan faydama etkisi var hem de şeker tüketimi dolayısıyla faydama etkisi var. Şeması da bu işte. Peki bu da güzel. Başka? Ha, şimdi biraz daha çeşitliyoruz olayı. Konunun bir çeşitlemesi diye çevirdim. Kitaptaki tam karşılığı bu mu emin değil. Türkçe kitabı bakmak lazım ama Evaluation on the Theme İngilizcesi. Yani çeşitlendiriyoruz, daha fazla şey yapıyoruz. Burada bir ufak kayma olmuş yine bu sunumda doğru. Hafif aşağıda olacak şu oklar. Şimdi y eşittir f x1 x2 w. x1 gw'ya eşit, x2 de hw'ya eşit. Yani sonda yine bağımsız w var. En bağımlı da y. Fakat bu sefer iki tane y w'dan başka iki tane x1 x2 diye iki tane değişken daha geldi. Sözde bağımsız bunlar. Bağımsız ama y'ye göre bağımsız. W'nun fonksiyonları gw ve hw diye iki fonksiyonu. Dolayısıyla w en bağımsız olan o. W f fonksiyonu üzerinden dolaysız bir etkisi var. Doğrudan bir etkisi var y üzerinde o f fonksiyonu üzerinden. Şunlar hafif aşağıda olacaklar. W aynı zamanda g fonksiyonuyla x1'i etkiliyor. x1 f fonksiyonuyla y'yi etkiliyor. W h fonksiyonuyla x2'yi etkiliyor. x2 de y fonksiyonuyla f fonksiyonuyla y'yi etkiliyor. Dolayısıyla 3 zincir var. 3 etki kanalı var burada aslında. W'nun doğrudan f fonksiyonu dolayısıyla doğrudan etki. F'nin içinde de var W çünkü. Burada olmasaydı o olmazdı. Şu kanal olmazdı. Doğrudan kanal olmazdı. Ama burada var. Doğrudan etkisi var. X1 W'nun fonksiyonu, X2 de W'nun fonksiyonu. X1 GW, X2 HW. O zaman W değiştiği zaman G fonksiyonu dolayısıyla X1 değişiyor, artıyor veya azalıyor G'nin durumuna göre. Sonra da F fonksiyonu dolayısıyla o Y'yi etkiliyor. W değiştiği zaman yine H fonksiyonu dolayısıyla X2 değişiyor. Oradaki değişim de Y'yi etkiliyor, değiştiriyor. Büyük değişimlerin toplamı sonucunda da Y'deki toplam değişim, nihai değişim çıkıyor. Vektör toplamı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani birçok etkinin toplamı bu. Ha, şimdi görelim bakalım şimdi. DX1 nedir? İşte yani X1'in türev, toplam türevseli X1'in DX1 bölü DW tek değişkenli bir fonksiyon. X1 W'nun tek değişkenli bir fonksiyon. DX1 bölü DW çarpı DW. Yani G üssü W çarpı DW. DX2 dediğimiz şey X2'nin W'ya göre toplam türevseli, türevseli daha doğrusu. Toplamı yok da geleceğiz sonra. Y'nin toplam türevseli bunlar. Basit türevseller. DX2, DX2 bölü DW çarpı DW. Yani H üssü W çarpı DW. H'nin bu sefer türevi çarpı DW. Bu da X2'nin türevseli. O zaman burada yine ok olması lazım. Tuhaf işaret olmuş. D'ye neye eşittir? F1 DX1 artı FX DX2 artı FW DW. Yani toplam türevseli bu DY'nin, Y'nin toplam türevseli DY neye eşittir? DX1'e göre kısmi türevsel artı DX2'ye göre ya da X2'ye göre kısmi türevsel artı W'ye göre kısmi türevsel. Bunların üçünün toplamıdır. Yani F1 DX1 artı F2 DX2 artı FW DW'dur. Üç kanalın tamamı işte bunlar hepsi teker teker. Ha, peki F1 DX1 DX1 yerine ne koyacağım? Şunu koyacağım. Yani F1 çarpı DX1 bölü DW çarpı DW diyeceğim. DX1 dediğim şey çünkü DX1 bölü DW çarpı DW. Onu yerine koyayım. Artı DX2 dediğim şey ne? DX2 bölü DW çarpı DW. O da o zaman şuraya koyunca F2 çarpı DX2 bölü DW çarpı DW. Bakın bütünler oluşuyor görüyorsunuz. Ve üçüncüsü de en basiti şu FW DW.
Çizim olunca bunların hesabını şaşırmazsınız. Çizim olmazsa karıştırmak mümkün. Ha, o zaman işte şeyler burada. Ne derler? Her bir zinciri oluşturduk, topladık. Toplam türevsel çıktı ortaya. Buradan toplam türev bulmak için ne yapacağız? Toplam türevseli DW'ya, yani kime göre türev alıyorsak ona böleceğiz. Genellikle bu en dıştaki, en bağımsız olan olacak. D'ye bölü DW'yu alıyoruz. Ha, o zaman ne olacak? Şuradaki elde ettiğimiz toplam türevlerin her tarafını DW'ya böleceğiz. İşte D'ye bölü DW eşittir. F1 DX2 bölü DW DW F1 DX1 bölü DW çarpı DW bölü DW olacak. Artı F2 DX2 bölü DW çarpı DW bölü DW olacak. Şöyle. Artı FW DW bölü DW olacak. Her tarafı DW'ya bölünce. DW bölü DW'lar 1 olacaklar. Ve gidecekler. Şunlar DW'lar. 3 tane var. Onlar DW, yani W'nun kendine göre türevi 1'dir. Dolayısıyla bunlar gidiyor. Geriye ne kalıyor? Basitleştiği iş F1 çarpı DX1 bölü DW artı F2 çarpı DX2 bölü DW artı FW. Ya da delye bölü DX1 çarpı DX1 bölü DW artı delye bölü DX2 çarpı DX2 bölü DW artı delye bölü DW şeklinde de ifade edebiliriz aynı şeyi. Ama hikaye burada bitmiyor. Daha da karmaşığı var. Ha, yalnız burada bir tane örneğini bunu yapmışız. Ondan sonra geliyor oraya. Örnek 3, dinamik üretim fonksiyonu. Dynamic production function. Bu dediğimiz, şu gösterdiğimiz şemanın, bu olayın iktisattaki bir karşılığı dinamik üretim fonksiyonu, dynamic production function. Ne demek? Zamana bağlı üretim fonksiyonu. Dinamik o demek, zamanla değişiyor. Nedir? Q eşittir QKLT. Her zaman QKL yapıyorduk ya, burada bir de T girdi işin içine, zaman girdi. Q toplam üretim, total product. Toplam çıktı yani. Bu neyin fonksiyonu? Bir, zamanın fonksiyonu, time. İki, sermaye, capital'ın fonksiyonu, K, KT. K'nın kendisi de bu arada zamanın fonksiyonu. Sermayenin kendisi de zamanın fonksiyonu. Çünkü sermaye birikimi diye bir şey var. Emek, labor, L, LT. O da zamanın fonksiyonu. Çünkü zaman içinde emek değişiyor. Nasıl değişiyor? Yeni bebekler doğuyor, büyüyorlar. Emek şeyine katılıyorlar, iş gücüne katılıyorlar. Bir de insanlar ölüyor, iş gücünden emekli oluyorlar filan. Buradan çıkanlar da var, gelenler de var. Dolayısıyla emek stoğumuz da sürekli değişiyor. Dolayısıyla K dediğimiz sermaye de aşınmayla azalıyor, yatırımla çoğalıyor. Sermaye stoğumuz da değişiyor zaman içinde, emek stoğumuz da, iş gücümüz de değişiyor. Dolayısıyla da bunlar da zamanın fonksiyonu. Her şey zamanın. Zaman en dışsal değişken burada T. Ama aynı zamanda üretim fonksiyonu da zamanın fonksiyonu. Bu nasıl oluyor? Bu işte teknolojik değişim etkisi dolayısıyla. Effect of technological change. Yani burada T'nin olması, üretim fonksiyonu içinde ayrı bir faktör olarak T'nin olması, zamanın olması teknolojik değişimi ifade ediyor. Çünkü Q'nun T'ye göre kısmi türevi teknolojideki değişim. Yani emek sermaye sabitken verimlilikteki değişimi gösteren bir şeydir. Onun için de burada her şey zamana bağlı, her şey dinamik. Yani şeye çok daha gerçekçi, büyüme olayına çok daha gerçekçi yaklaşan bir model bu. Peki. Daha sonra büyüme derslerinizde de göreceksiniz bunları. Sayısal örnek. En azından iktisatçılar için. Sayısal örnek nedir? İşte burada daha basit bir şey yapmış. Teknolojik değişimi yok saymış. QKL şeklinde almış. İşte QKL 25KL eksi K kare eksi 2L kare demiş. Ama K ve L'yi kendisinde zamanın fonksiyonu yapmış. K eşittir 0,3T, L eşittir 0,2T. Hiçbir şey bilmezsek ne yapardık? Şunları yerlerine yerleştirdik. K ve L'yi 0,3T ve 0,2T diye. Bütün her şeyi T'ye çevirdik. Üretim fonksiyonunu. Sonra T'ye göre türevini alırdık. Değil mi? Bunu sağlam olarak kendiniz yapabilirsiniz. Şeylerle yaptığımız zaman, türevsellerle yaptığımız zaman ne oluyor? Şöyle oluyor. DQ bölü DT, değil mi? DQ bölü DT, delQ bölü delK çarpı DK bölü DT artı delQ bölü delL çarpı DL bölü DT oluyor. Şey yok. Ayrıca QT şuradaki yok artık. Burada dikkat ederseniz, hepsi birden olduğu zaman bunun toplam türevi DQ bölü DT, delQ bölü delK çarpı DK bölü DT artı delQ bölü delL çarpı DL bölü DT artı delQ bölü DT delT oluyor.
Yani o üçlü şemanın uygulaması. Yani Q K çarpı K üssü T artı Q L çarpı L üssü T artı Q T oluyor. Burada Q K Q L dediğimizde marjinal ürünler, marjinal verimler tabii ki. Q'nün yani toplam ürünün sermayeye göre marjinal ürün, bu da emeğe göre marjinal ürün işte. Onu da sermaye ve emekteki zaman içindeki değişimlerle çarpıyoruz K üssü T ve L üssü T ile. Q T ise üretim fonksiyonunun tamamının verimliliğin şeye göre, zamana göre değişimi. Bu da teknolojik değişim işte. Ha, peki şu burada daha basit, şu QT'yi yok saymış şeyin içinde, şu T ayrıca üretim fonksiyonu yok, sadece K ve T'nin içinde varlar. Ona göre yapmış. DQ bölü DT işte del Q bölü del K çarpı DK bölü DT artı del Q bölü del L çarpı DL bölü DT. Şu sonuncu terim yok burada, daha basitleşmiş. İsterse koyabilirdik. Ha nedir? İşte şuradan 25K'ya göre türev alırsak 25L eksi 2K ve L'ye göre türev alırsak 25K eksi 4L. Evet. Bunları ne ile çarpıyoruz? 25L eksi 2K 0,3 ile çarpılıyor. K'nın T'ye göre türevi 0,3. L'nin T'ye göre de 0,2. 25K eksi 4L de 0,2 ile çarpılıyor. Bunları çarptığımız zaman işte 25. Bu arada L ve K yerine de şeylerini koyalım. Kendi T cinsinden değerlerini koyalım. L 0,2T, K 0,3T. Dolayısıyla 25L olduğuna göre 25 çarpı 0,2T eksi 2K eksi 2 çarpı 0,3T hepsi çarpı 0,3. Artı 25 çarpı 0,3T eksi 4 çarpı 0,2T hepsi çarpı 0,2. Bu işlemleri yaptığım zaman işte 5T eksi 0,6T çarpı 0,3 eksi artı 7,5T eksi 0,8T çarpı 0,2. Bunları da açtığımız zaman 1,5T eksi 0,18T artı 1,5T eksi 0,16T yani 3T eksi 0,34T yani 2,66T oluyor. Bu işin sonucu 2,66T'ymiş. Ne demek bu? Zamanda bir birim değişiklik, mesela bir günlük bir değişiklik olduğu zaman bu şeyi, bütün kanallar sermaye, emek ve teknoloji, varsa teknoloji burada yok. Burada sermaye ve emeğin değişimi üzerinden üretimi çıktığı 2,66 kat etkiliyor. Yani T1 değişirse, bir gün fazladan üretim bize 2,66 birim neyse o üretim çıktı fazlası veriyor. O anlama geliyor. Dolayısıyla da işte zamana bağlı bir dinamik üretim fonksiyonu görmüş oluyoruz. Ha, son şeyimiz, son şemamız. Ondan sonra burada da işler iyice şey yapıyor, daha çatallaşıyor. Niye? Çünkü artık iki tane en bağımsız değişken var. En bağımsız değişkenimiz de tek değil artık. Daha başka bir çeşitleme yapacağız. Another variation of on the theme. Kısmi toplam türev. Partial total derivative. Ha. Değişim oranı vardı. Türev öğrendik. Kısmi türev öğrendik. Türevsel öğrendik, toplam türev öğrendik, şimdi kısmi toplam türeve geldik. Partial total derivative. Ne demek bu? Şu demek. O en sondaki en bağımsızlar var ya, bir tane değil, burada artık birden fazla oldu. 2, 3, 5 neyse, en bağımsız şuradaki u ve v, burada iki tane var. Bunların birini sabit tutuyoruz. Mesela v'yi sabit tutup u'ya göre toplam türev alıyoruz. Sonra U'yu sabit tutup V'ye göre toplam türev alıyoruz. İşte o böyle aldığımız toplam türevlerde kısmi toplam türev oluyor. Dediğim gibi işin şeyini, ipin ucunu kaçırmamak için bu şemalar çok önemli. Artı türevseli de, toplam türevseli alıp oradan neye bölecekseniz ona bölüp sadeleştirerek toplam türevleri ve kısmi türevleri almaya alışın. Bir anda almaya kalkarsanız karıştırmak çok olası. Akış şeması bile karışık gördüğünüz gibi. Şimdi olay ne? Bir bakalım. Y eşittir f x1 x2 u v. 4 değişkenli bir fonksiyon. F fonksiyonu. İki tane şey u ve v diye tam bağımsız. İki tane de ona bağlı x1 x2 var. X1 kendisi u ve v'nin g fonksiyonu. X2 de u ve v'nin h fonksiyonu. O zaman u bir f'nin içinde de olduğu için dolaysız etkisi var. Y üzerinde şu etki var. Ama U hem x1 hem x2 de var. O zaman g üzerinden x1 üzerinden bir etkisi, h fonksiyonuyla x2 üzerinden dolaylı etkileri var. Aynı şekilde v'nin dolaysız etkisi var y üzerinde. Ama v hem x1'de hem x2'de var.
Hem G hem H'nin argümanı. O zaman V, G fonksiyonu x1 üzerinden y üzerinde dolaylı etkisi var ve H üzerinden x2 üzerinden y üzerinde dolaylı etkisi var. İşte bütün akış şeması bu. Ha, şimdi ne yapacağız? DY bölü DU'yu istiyorum ben. DV sıfır olmak, V sabit olmak koşuluyla. Şimdi burada ikisi birden değişiyor. U ve V ikisi birden değişiyorsa birine göre toplam türevi alacaksam toplam niye? Çünkü etkilerin tamamı toplam. Kısmi niye? Çünkü V'yi sabit tutuyorum. Onun için kısmi toplam türev oluyor. DV eşit sıfır demek V eşit sabit demektir. Şurada işte çubuğu çektik, koşulu koyduk. DY bölü DU. Kitapta böyle bir şey paragraf işaretiyle bir türev işareti yapmış. Standart bir işaret değildir. Kitapta da söylemiş bunu aslında. Yani kullanılan bir şey değildir. Onun için ben onu kullanmıyorum. Kısmi toplam türev yapmak gerektiği zaman şöyle şu şeyde yani kimin kime göre türevini alıyorsam bir de çizgisini çeker, koşulunu koyarım. Olur biter böylece anlaşılır karmaşık bir şey olmaz. Her şey kimin kime göre türevini aldığımı ve hangi koşulda aldığımı hatırlatırım kendime. dy bölü du hangi koşulda? dv eşit 0 yani v eşit sabit olmak koşuluyla. Şimdi ne yapıyorum? Hiç sabiti mabiti şunu bunu karıştırmıyorum. Bir defa toplam türevsel alıyorum. Bütün şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kanal var burada. O 6 kanala göre toplam türevselimi bir defa yazıyorum. Sonra hepsini DU'ya böleceğim. DV'yi 0 olarak kabul edeceğim. Şimdi bunu yaptığım takdirde türevseli artık yazmamış burada kitaptaki gibi yazdım ama türevseli DU'ya bölünmüş şeklini yazmış. Del Y bölü del X1. Del Y bölü del X1 çarpı del X1 çarpı bölü del U çarpı DU. Bir de bunu tabii DU'ya bölüyorum türev haline getirmek için. Artı del Y bölü del X1 del X1 bölü del V çarpı DV bölü DU. Çarpı DV desem türevsel hali olacaktı. DU'ya da bölünce türev haline geldi. Sonra del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del U çarpı DU bölü DU. Sonra del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del V çarpı DV bölü DU. Ve en sonunda da del Y bölü D yani şeyler dolaysız etkiler del Y bölü del U çarpı DU bölü DU artı del Y bölü del V çarpı DV bölü DU. Türevseli alıp DU'ya bölünce elde ettiğimiz şey bu. Ha şimdi ne biliyorum ben? Bir defa DU bölü DU dediler 1. Onlar gitti. Şurası 1. DU bölü DU 1. Şurası gitti. Ve iki tane var. DV'de 0. O zaman DV 0 ise DV bölü DU'lar da 0. O zaman şu terimlerde toptan yok oldular. DV bölü DU 0. Onun olduğu, onun çarptığı terimlerin tamamı da yok oldu. Ne kaldı bakalım geriye şimdi? Del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del U. DU bölü DU 1 olduğu için bu kadar. Artı şurası yok oldu. Burası olmadı. Del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del U. DU bölü DU'su da var ama o 1. O zaman del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del U. Tamam. Şuradaki DV bölü DU'lusu da yok oldu. Sıfırdı bu. Gitti. Burası da del Y bölü del U çarpı DU bölü DU. Yani del Y bölü del U. Şurada da DV bölü DU var. Bu da sıfır. Bu da gitti. Altı terimin 3'ü kaldı. 3'ü kaldı bunların. Şimdi ne oluyor? Bakalım. Evet bunlar kaldı sonuçta. Aynı şeyi V ile yaparsak D'yi bölü DV hangi koşulda DU eşit 0 yani U'yu sabit tutarak bu sefer V'ye göre kısmi toplam türevi alırsak kısmiliği U'yu sabit tutmamızdan geliyor. Aslında bir toplam olayı bu. Ha şimdi del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del U çarpı DU bölü DV artı del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del V çarpı del V DV bölü DV. Del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del U çarpı DU bölü DV. Del Y bölü del X2 del X2 bölü del V çarpı DV bölü DV. Del Y bölü del U çarpı DU bölü DV ve del Y bölü del V çarpı DV bölü DV. İşte türevseli alıp DV'ye böldüğümüz zaman elde edeceğimiz şey bu. Bakalım. Şimdi kim sabit? U sabit. DU eşit 0. DU'lu terimler 3 tanesi yok olacak. DU, DV burada var. Şurada var. Şurada var.
İçinde DU olanların hepsi yok oldu bir defa. DU sıfırsa DU bölü DV de sıfırdır. O üç terim yok oldu. DU bölü DV'li terimler yok oldu. DV bölü DV de birdir. O zaman ne kaldı geriye? Del Y bölü Dx1 çarpı Dx1 bölü Del V artı Del Y bölü Dx2 çarpı Dx2 bölü Del V artı Del Y bölü Del V. İşte V'ye göre Y'nin kısmi toplam türevi de bu. İşte olay budur. Bundan daha karmaşık aslında var tabii, istediğimiz kadar karmaşık yapabiliriz ama bu kadarını yapmanız bile şimdilik yeterli. Bunu da üzerinden geçin, kendiniz de şey yapın, kendiniz de bulun. Evet, burada da işte 8-4'ün egzersizleri 3. baskı ve 4. baskıdan aktardım. Bunları da çözmeye çalışın. Akşam 6'larda falan da çözelim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Kaydı durduruyorum. Evet, kaydı durdurdum. Şimdi sorularınız, söyleyecekleriniz varsa buyurun. Şeyi de hemen isterseniz şey yapalım. Niye yüzde kullanıyoruz? Niye esneklik kullanıyoruz? Rabia bir cevap verdi tam ben şeye başlarken. Onu tabii bir şey söyleyemedim. Sabit bir oran elde etmek için. Oran olduğu doğru, sabit olması şart değil. Bir oranla ilgili bir şey var. Kayıt devam mı ediyor?